LGS'ye son 21 gün. Arkadaşlar LGS son tekrar programımız gümbür gümbür ilerliyor. Matematik, Türkçe, fen detay tekrarlarımız yaptık. İnkılap, İngilizce, din detay tekrarlarıyla devam edeceğiz. Ardından hızlı tekrarlarımız. Ardından da mükemmel bir şekilde çıkabilir sorularını yapacağız. Ve sonrasında da sözel ve sayısal canlı yayınlarımızla sizleri efsanevi sınavınıza yolacağız Yani 2023 LGS'ye yollayacağız. Bizler sizlere çok güveniyoruz. Sizler de lütfen kendinize inanın ve bu 21 günü çok iyi değerlendirin. Sizlerden gelen sorular çok değerli. Aysima demiş ki hocam kazanamamaktan korkuyorum. Bu da ders çalışmamı engelliyor. Sizce ne yapabilirim demiş. Öncelikle çok önemli Aysima. Yüzde yüz kazanacaksınız. Yani bu sınavın sonucunda şöyle bir şey yok. Hiçbir liseyi kazanamadınız. Dolayısıyla lütfen ortaokula devam edin. Böyle bir şey olmayacak. Sizleri mutlaka çok güzel liselere yerleştirecekler. Dolayısıyla bu sınava kendi isteğinize giriyorsunuz. Bu bir. Ama hocam ben bundan bahsetmiyorum. Ben iyi çalışıp fen lisesi, anadolu lisesi... Sosyal bilimler listesi kazanmak istiyorum dediğini duyuyorum. Burada yapman gereken şey şu. Yapman gerekenleri 21 gün içerisinde belirle ve onun haricinde hiçbir şey yapma. Yani mesela örneği görüyorum. Alt adımı hızlı tekrarı bitireceğim. Doz denemelerini bitireceğim. Geri sayım denemelerini bitireceğim dedin ya. Bunları yap ve bitir. Başka da bir şey yapma. Bunun haricinde acaba ne oldu? Acaba şöyle mi oldu? Acaba eksik mi kaldı? Acaba daha fazla mı kitap almalıydım? Acaba daha fazla mı soru çözmeliydim? Gibi. ...endişelere, vesveselere kapılma. Ve bunları yaparken de şuna dikkat et. Soruyu çözdün ya... ...yaptığın yanlışın doğru cevabını öğren. Yani diyelim ki sayısalda... ...üçüncü denemede beşinci soruyu yanlış yaptıysan... ...hemen burada analiz sayfasına gel... ...sayısalda üçüncü denemede... Beşinci matematik sorusu kare köklü sayılarda çarpma bölmeymiş. Bununla alakalı hemen tekrar çalış. Burada işte alt adım tekrar tekrarda bununla alakalı sorular var. Yani sadece deneme çöz. Denemelerde yaptığın yanlışlarla alakalı kendine ödev ver. Başka da hiçbir şey yapma. Ondan sonra da senin moralini bozan kişiler varsa. Bunlar akraban olabilir, arkadaşlar olabilir. Televizyon ya da sosyal medyadaki senin moralini bozabilecek açıklamalar olabilir. Bunlardan da uzak dur. Emin ol şu anda bu soruyu soracak olman bile senin kazanacağının göstergesi. Niye? Çünkü bir stres altındasın. Yani çalıştığın için stres yapıyorsun. Mesela hiç çalışmayan bir öğrenci zaten hiç bununla alakalı soru bile sormuyor. Niye? Çünkü kazanma ihtimali yok. Tuba Zu demiş ki benim stresten saçım dökülüyor ve her LGS adı geçtiğinde karnım ağrılar giriyor. Size ne yapmalıyım? Hiç endişelenmene gerek yok Tuğba'cığım. Şu anda Tekrar söylüyorum. Aysima ile aynı durumdasın. Sen de kazanacağın için stres yaşıyorsun. Yani belli bir emek sarf ettiniz ve bu emeğin karşılığını almak istiyorsunuz. İster istemez de etrafınızdan gelen olumsuz yorumlar... ...LGS zor olacakmış, matematiği yapamazsın, kazanamazsın ki gibi... ...anlamsız, gereksiz, kendileri kazanamadığı için... ...sizin de kazanamayacağınızı düşünen insanların yorumları yüzünden moraliniz bozuluyor. Onları tamamen engelleyin. Tamamen engelleyin. Hayatınızdan çıkarın. O insanlarla artık sınava kadar görüşmeyin. Bunlar belki belki çok yakın akrabanız olabilir. Bu arada halanız olabilir. Abiniz bile bazen moraliniz uzabilir. Çalışmıyorsun ki kazanacaksın diyebilir. Böyle sizi gıcık eden cümleler söyleyebilir. Onlardan uzak durun arkadaşlar. LGS'de ya da hayattaki herhangi bir şeyde en önemli şey ne biliyor musunuz? Başaracağınıza kendiniz inanmanız lazım. Kendiniz inanmadığınız bir şeyi asla başaramıyorsunuz. Başkaları ne derse desin. Hatta bununla alakalı atasözümüz var. Taşıma suyla değirmen dönmez. Yani sen kendin inanacaksın. Kendin inandıktan sonra birileri sana yaparsın yaparsın derse bir önemi yok. Ha sen inanıyorsun birileri ne derse desin yaparsınız arkadaşlar. Dolayısıyla sevgili Aysima, sevgili Tuğba kendinize inanın ve ben bu işi başaracağım deyin ve bu 21 günü çok iyi değerlendirin. Bizler videolarımızla kitaplarımızla sizlere destek oluyoruz. Sizler de sıkı sıkıya çalışın. Hemen birkaç soruya da bakayım. Tonguç'a soruyorum da The I... Of'dı bir şey işte bulamadım şimdi. Hocam ben denemelerde 80-90 net arası yapıyorum. Nasıl çalışmalıyım ki artırmalıyım? Galatasaray Lisesi'ni hedefliyorum demiş. Maşallah tebrik ediyoruz. İnşallah 80-90 net arası yapıyorsan sınavda 90 nete ulaşır ve Galatasaray Lisesi'ni kazanırsın. Burada yapman gereken şey günde en az 2 ya da 3 deneme çözüp buradaki hatalarını çözmek. Yani eğer netleriniz yüksekse yine çalışmanız gerekiyor. Netleriniz düşükse moraliniz bozuksa yine çalışmanız gerekiyor. Çünkü ancak ve ancak çalışan kazanıyor arkadaşlar. Ümmü Gülsüm Karataş 48-23 demiş ki hocam İngilizce eğitimi nasıl arttırabilirim? Arkadaşlar LGS'de bize İngilizce'de gramer sormuyorlar. Hiye es takısı gelir, şiye es gelir. Böyle şeyleri sormuyorlar. LGS'de sorulan en önemli şey kelime arkadaşlar. Eğer siz kelimeleri bilmiyorsanız yani bunun İngilizcesi vocabulary. Kelime eksiniz varsa soruları da yapamıyorsunuz. Konuyu da anlayamıyorsunuz. Eğer kelime eksiniz yoksa soruları da bir şekilde yapıyorsunuz. Şimdi öncelikle yapmanız gereken şey şu. 2020'deki 2020 19'daki, 18'deki, 21'deki, 22'deki fark etmez. İşte şu andaki ilk 5 üniteden sorumlusunuz ya işte teen life, friendship. Bu konulardaki kelimeleri yani sınavda çıkmış kelimeleri mutlaka ezberleyin. Bu kelimeleri nasıl ezberleyeceğiz hocam? Kelimelerin İngilizcesini ön tarafa, Türkçesini arka tarafı yazarak yanınıza taşıyın. Yani deneme çözdüğünüz anlarda kantinde, halanıza, teyzenize, lavaboda, banyoda çıkarken, girerken, evde, okulda, her yerde bu kelime kartları cebinizde olsun. Bu kelimenin anlamını görün. Mesela diyelim ki kanton. Acaba kanton neydi diye düşünmeden hemen bakın ha güvenmekmiş. Güvenmek kanton. Bu şekilde kelimeleri tekrar ettikten sonra zaten denemelerde karşınıza çıkacak. Yani sen geri sayım denemesi çözerken içinde İngilizce de var. Sen bu Canton kelimesini görünce Zaten evde gördün ya. Burada sınavda da çıkınca ha bu buydu hatırladım şimdi bu buydu bu buydu falan filan. Hepsi aklına yerleşecek. Ve burada denemeyi çözerken bir kelimeyi bilemezsen onu da hemen kelime kartlarına ekle. Yani LGS'ye kadar deneme çözüyoruz. Denemelerde yaptığımız yanlışlıklarla alakalı soru bankalarından sorularla tekrar ediyoruz. İngilizce'de ise kelime kartları oluşturuyoruz. Hatta ben sizin yerinizde olsam inkılap tarihi ve fende bile unutabileceğim şeyleri fende işte ne bileyim bazo işte asit falan filan var ya böyle bir sürü kavramlar var işte katı basıncı sıvı basıncı onları da kartlara yazarım çünkü bilgiyle masa başında deneme çözdüğünüz yerde dershanede okulda değil de tuvalette banyoda okulda otobüste kantinde karşılaştığınız zaman aklınızdan çıkmıyor. Zaten büyük markalar da bir şeyin aklınızdan çıkmaması için farklı farklı yerlerde kendilerini gösteriyorlar. Yani sadece televizyona reklam vermiyor adam. Otobüste billboarda çıkıyor internette çıkıyor her yerde çıkıyor ve senin beynini kendini kazıyor. Sen de ardından markete gittiğin zaman ben bu markayı alacağım diyorsun. Nereden biliyorsun o markayı? Çünkü her yerde gördüm diyor beynin. İşte sen de İngilizce kelimeleri fendeki inkılap tarihine bu son 21 gün içerisinde sürekli olarak yanında cebine gezdirip bir yerlerde karşılaşırsan sınavda da hepsi aklına gelir. Zaten bizim böyle sizlere hani yazılı notlarımız var ya yazı notları veriyoruz. Yazı notların küçük olmasının sebebi de o. Bunları yanınıza gezdiriyorsunuz ve yanınıza gezdirdiğiniz zaman aklınıza kalıyor. Siz ama şu anda yazılı notlarıyla gezmeyin. Yanınıza kelime kartlarınızı alın, cebinize atın. Onları önüne bak arka. Bir, aynı zamanda bir challenge da mücadele de oluyor. Kanton ne demek diyor kanton. Arkasında Türkçesi güvenmek de yazabilirsin. Hatta biraz daha zorlaştırıp depend on da diyebilirsin. Yani böyle biraz daha veya trust da diyebilirsin. Yani İngilizce İngilizce'lik karşılık da verebilirsin. Çünkü LGS'de de öyle yapıyorlar. Üste İngilizce bir kelimenin aşağıda eş anlamlısını sorabiliyorlar. Sonuç. Her gün deneme çözüyoruz. Denemelerde yaptığımız yanlışlarla alakalı. İngilizce'de kelime olabilir, fende kavram olabilir, inkılap tarihinde bilgi olabilir. Bunları da kartlara yazıp cebimize atıyoruz. Sonra Arada bir yemek yerken şöyle bir bak çıkar. Hepsi aklına kalır arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. Bizler LGS son tekrar programımızda sizlere sıkı sıkı destek olmaya devam ediyoruz. Lütfen bütün canlı yayınlarımıza katılmaya çalışın. Orada hocalarımızla beraber sizlere çok güzel videolar hazırlıyoruz. Acaba bu çıkar mı? Buradan ne çıkabilir? Burası yüzde çıkar. Hatta yüzde buradan soru gelir. LGS'de yüzde çıkar. LGS çıkarsa şaşırma gibi sayfalarımız var. Oralarda soru yakalamaya çalışıyoruz. Sizler de bizlerle beraber dinleyin ve inşallah LGS'de dejavu hissi yaşayın. Her bir soruyu aa ben bunu çözmüştüm diye rahat rahat yapın inşallah arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.